Günaydın. Cumartesi sabah rutinimi anlatmak için karşınızdayım. Cumartesileri Efe çalıştığı için gördüğünüz gibi böyle tek başıma pozisyondan pozisyona girerek uyuyorum. Daha sonra uyanır uyanmaz da ilk yaptığım şey telefonumu elime almak ve biraz ayılmak için telefonumla uğraşmak. İlk olarak Instagram'a giriyorum. Neler yapmışlar, ne kaçırmışım. Daha sonra Snapchat'e giriyorum. Böyle bir onları kontrol ediyorum. Hem de bir gözüm açılıyor. Çünkü sabahları inanılmaz huysuz uyanıyorum ben. Daha sonra sabahlığımı giyip bir gece önceden koyduğum suyumu içerek ayılma merasimini tamamlıyorum. Zaten yatakta fazla vakit geçirmeyi hiç sevmem ben uyandıktan sonra, sizi bilmiyorum ama bir an önce 5 ila 10 dakika arası kalkıyorum ve banyonun yolunu tutuyorum. Ben sabahları böyle ciddi uzun cilt bakımları yapmıyorum. Şimdi de göreceksiniz zaten. Saçlarımı önümden almak için bandımı bir güzel takıyorum. Daha sonra saçlarımı tepede topluyorum ve en sevdiğim yüz yıkama jeli olan Kiehl's'ın Ultra Facial'ını gayet ciddi bir suratla yüzüme uyguluyorum. Daha sonra da kağıt havluyla yüzümü kuruluyorum. Burada sizi görünce bir takım saçmalamalar gerçekleşmiş. Daha sonra birçok insan gibi ben de dişlerimi fırçalıyorum ve mutfağa geçiyorum. Kahvaltı hazırlama seremoni şeklinde oluyor bende cumartesi. O yüzden bana eşlik etsin diye genelde bir kahve yapıyorum. Bir de çok sevdiğim bir albümü dinliyorum sabahları. Genelde böyle daha enerji verici şeyler dinliyorum. Bu sabah da Black Keys'in şu an adını göremediğim albümünü dinledim. Çok seviyorum bu arada Black Keys'i, size de tavsiye ederim eğer bilmiyorsanız grubu. Daha sonra koyuyorum müziğimi, kahvemi alıyorum ve kahvaltımı hazırlamaya başlıyorum. Hafta sonu böyle yulaftı, konfleksti, öyle şeyler yeme alışkanlığım yok. Zaten pazarları genelde dışarıya kahvaltıya gidiyoruz ve böyle donat masayı şeklinde geçiyor. Cumartesileri de bildiğimiz işte yumurta, salatalık, domates şeklinde kendime kahvaltı hazırlıyorum. Deniz tuzu kullanmaya çalışıyorum ve çekilmemiş karabiber. Bir de çok çok sevdiğim bir şey var benim. Neredeyse her yemeğe, her şeye koyduğum fesleğen. Genelde kuru fesleğen eklerim yaptığım şeylere. Daha sonra gördüğünüz gibi klasik salatalık, domates vesaire doğruyorum. Ben çok seviyorum kahvaltı öğününü ve böyle cumartesi buna vaktimin oluyor olması beni inanılmaz mutlu ediyor. Gördüğünüz gibi ekmeğimi de kızarttım ve kendime bir minik tepsi hazırlıyorum. Hazırladıklarımı bunun üzerine yerleştiriyorum. Benim için çok çok önemli olan bir başka adım da su. Sanırım kendimle ilgili en sevdiğim alışkanlık çok fazla su içmem. O yüzden kahvaltının yanında mutlaka su içiyorum. Çok çay içme alışkanlığım yok açıkçası, pazar günleri hariç. Sonra genelde sevdiğim bir diziyi koyup kahvaltımı yapmaya başlıyorum. Bu sevdiğim dizi de çoğu zaman Friends oluyor. Hani zaten Friends'i bitirdim ama kaç kere izlediğimi hatırlamıyorum. Böyle random bir bölüm seçip izliyorum sabah kahvaltıda. Kahvaltımı bitirdikten sonra da yatak odasına geçip kıyafet seçme aşamasına geliyorum. Genelde böyle yazın hafif, uçuş uçuş şeyler giymeyi tercih ediyorum. Etek, elbise giymeyi çok seviyorum çünkü çok pratik geliyor bana. Bugün de böyle ince siyah bir atlet, altına da bu saks mavisi midi eteği seçtim. Daha sonra hazırlanmadan önce kendime bir çay hazırlıyorum. Yani gerçekten sıcak içeceklerle aram inanılmaz iyi. Yaz olmasına rağmen çok fazla tüketiyorum. Bu yeşil çayı da yıllardır içerim. Doğadanın Büyülü Bohça isimli yeşil çayı. Böyle daha iri iri taneler var içinde. O yüzden hoşuma gidiyor. İçinde yasemin olduğu için o yeşil çayın o balık kokusunu da engelliyor. İçine biraz limon ekliyorum. Normalde bal sevmememe rağmen bu ara boğazımda bir sıkıntı olduğu için çok az da bal ekledim bugün. Ve daha sonra makyaj masama geçiyorum. Hafta içi böyle koşar gibi makyaj yaptığım için hafta sonu olabildiğince tadını çıkarmaya çalışıyorum bu hazırlanma evresinin. O yüzden genelde böyle müziğimi açıp sakin sakin hazırlanıyorum cumartesileri. Sabah nemlendirici sürmemiştim. Doktorumun tavsiyesi üzerine güneş koruyucu sürüyorum. Özellikle lekelerimin olduğu yere güneş koruyucu olarak da Bioderma'nın fotodermini kullanıyorum. Şimdilik gerçekten de sivilcelenme sorunu yaşamıyorum çok fazla. Bir süre daha böyle devam edeceğim yazın. Göz makyajını da çok abartmıyorum. Zaten ben yazın genel olarak makyajı çok abartmıyorum. Çok yapasım gelmiyor açıkçası sıcakta. Bronzer ve aydınlatıcıdan sonra da böyle biraz canlı renklerde bir ruj kullanıyorum. Makinol Fired Up rujunu. Daha sonra çayımı bitiriyorum. Vücut spreyimi sıkıyorum. Yazın çok parfüm kullanmıyorum. Gözlüğümü takıyorum ve çıkmaya hazırım. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.